Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Kur'an'ın ahkamını beyan meselesi bu kaç ayrılıyordu? 5'e. Birinci fasıl neydi? Garibül Kur'an'ın izahı. İkinci fasıl El Faslus Sani, ikinci fasıl fi marifetin nasihi vel mensuhi. Nasıh mensuhu tanıma hakkında, bilme hakkında. Yani bu da tefsirciler için önemli bilgilerden. Eğer tefsirci nasıh mensuhu bilemezse o zaman Kur'an'ı tefsir edemez. Minel mevadi'i sabeti, zor yerlerdendir. Fi ilmi tefsir, tefsir ilminde zor olan yerlerdendir. Ya da mevzulardandır. Mevzulardan, konulardandır. Elleti, öyle zor olan konular ki mebahisuha kesiratun. Bahisleri çok olan. Vel ihtilafu fiha, ve orada ihtilaf vasiun, geniştir. Yani kendisinde ihtilafın çok geniş olduğu, bahislerinin çok olduğu tefsir ilminde zor mevzulardandır. Ne? Marifetün nasihi vel mensuhi. Bu minel mevâd-ı sâbeti haberi mukaddem, marifetün nasihi vel mensuhi de mübtede-i muakhar. Nasihi ve mensuhu bilmek. Ve min akva vücûhi su'ubeti, nasihi mensuhu efendim bunun zorluğunun şekillerinin en kuvvetlerindendir. Ve min akva vücûhi su'ube, nasihi mensuhu konusunu bilmenin en güçlü şekillerinden, zorluğunun en güçlülerinden bir tanesi de, niye en zor, niye çetin? Çetinliğinin sebebi, en güçlü sebebi, ihtilaf-ı istilah-ı mütekaddimin ve müteahhirin. Mütekaddimun uleması ile müteahhirun ulemasının istilahlarının farklı olmasıdır. Yani mütekaddimun uleması nasıh mensuha başka şekilde tarif getiriyorlar. Müteahhirun uleması farklı tarifler getiriyorlar. Onun için bu konuyu anlamak zordur ve en zor olan vecihlerinden bir tanesi de bu mütekaddimun ve müteahhirun ulemasının istilahlarının farklı olmasıdır. Şimdi manen neshi indel mütekaddimin. Mütekaddimin yani sahabe dönemi alimleri. İmam-ı Azam'a kadar olan ulemaya mütekaddimun uleması deniyor. Yani mütekaddimun ulemasına göre neskin anlamı. Vellezî, o kimse ki vaddaha lena, vuddiha lena daha güzel. Ya da vaddaha lena, o kimse ki bize açıkladı. Bistikrâi kelâm-ı sahabeti ve tabi'in. Sahabe ve tabi'in kelamını araştırmakla istikrâ. İstikrâ ne demek? Gençler, istikra, araştırıp taraştırma. Yani nasıl mensuhu tanımak için ya da herhangi bir konuyu. Yani orada istakra el umur demiş aşağıda bir de tetebbaaha, onu araştırdı, taraştırdı. Li marifeti ahvariha ve havasıha, hallerini, özelliklerini tanımak için. Mesela el kelimetü thelase, kelime üçtür. Fiyalün, vesmün ve harfün. Bir istikrayı demiş. İstikrar yolu kelime üçtür. Fiil, harf ya da fiil, isim, harf. İstikrar. Burada da şimdi sahabe ve tabiinin sözlerini araştırıp taraştırmakla bize açıklandı ya da açıkladı. Vuddihalene vellezi, o şey ki vuddihalene. Orayı vuddiha okursak o da efendim olabilir. Bizim için araştırma yoluyla sahabelerin ve tabiinin kelamını araştırma yoluyla bizim için açıklanan şey nedir? Ennehum, onlar yani sahabe, tabi'in, kânu idiler, yestâmilûne nesha, nesih kelimesini kullanır idiler. Fî mânâhul lugaviyyi, lugavi manasında kullanıyorlarmış onlar, lugavi. Lugavi kelime manası. Kelime manası neymiş? Ellezi, öyle kelime manası ki hüve, o izaletü şeyin bir şeyin, bir şeyi bir şeyle gidermek.
Mesela güneş geldi, gölgeyi giderdi. Ezaleti şemsü ezzille. Buna nesih deniyor. Bir şeyin bir şeyi yok etmesine. Anladınız mı? Bunlar logat manasını kullanmışlar. La bimana mustalahil usuliyin. Usulcuların istilahi manasını kullanmamışlar. Şimdi usulü fıkıhçılara göre neshin bir usulü tarifi var. Usulcuların tarifi var. O tarifi kullanmamışlar mütekaddimun. Neyi kullanmışlar? Sadece kelime anlamını. Kelime anlamı nedir nesih? İşte bir şeyin bir şeyi gidermesi, yok etmesi. İşte güneş geldi, gölgeyi yok etti. Gölgeyi kaldırdı misal gibi. Ya da gündüz geldi, geceyi kaldırdı, giderdi filan. Usulcülerin istilahı neymiş? Aşağıya bakın. Ennesku indel usuliyin. Usulcülere göre nesih beyanu intihai hukmin şer'iyyin şer'i hukmun sona erdiğini açıklamaktır. Beyanu intihai hukmin şer'iyyin şer'i hukmun ortadan kalktığını, sonlandığını izahtır. Biz daha usulü fıkıhtoriye gelmedik Muhammed. Ha. Ama tarifleri böyle. Neyle şer'i bir hukmun sona ermesidir? Bir tarikin şer'iyyin şer'i bir yolla. Yani şer'i bir hükmün şer'i bir hükümle sonlandırılmasıdır. Ona öyle diyelim. Müterahin anhu, daha sonradan gelen müterahin anhu, önceki hükümden, hükmü bildiren delilden sonra gelen, sonra gelen delille efendim önceki delille sabit olan hükmü ortadan kaldırmaya nesih deniyormuş. Sonradan gelen şer'i bir delille önceden gelen delilin hükmünü kaldırmaya nesih deniyor. Anladınız mı? Önceden bir delille hüküm sabit olmuş. Sonradan şer'i bir delil geliyor. Önceki delille sabit olan hükmü geçersiz kılıyor. İşte Allah tarafından, peygamber tarafından. Anladınız mı? Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın ilk yıllarında diyor ki küntü neheytüküm an ziyareti kubur. Ben önceden kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Sizi kabir ziyaretinden nehyetmiştim. Ama bir zaman geliyor. Ela dikkat edin. Fezuruha. Kabirleri ziyaret edin. Fe inneha tüzekkerukumul ahira. Çünkü kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır. Bak önceden bir delille bir hüküm sabit olmuş. Kabir ziyaretinin yasaklığı. Sonradan başka bir delil geliyor. Önceki hükmü ne yapıyor? Başka bir şer'i delille ortadan kaldırıyor. Sonradan gelen şer'i delille sabit olan hüküm, önceden şer'i delille sabit olan hükmü geçersiz kılıyor. Buna usulcülere göre ne deniyor? Nesih deniyor. Hatta la yecuzu, öyle ki caiz olmaz, imtisaluhu, bu artık nesih edilen, hükmü kaldırılan efendim meseleye, ilkeye artık imtisal etmek caiz olmaz. Çünkü nesh edildi mi? Artık nesh edene uyulacak. Nesh edilene değil. Ve bir ibaretin uhra, başka bir ibareyle de şöyle tarif edilmiş. Nesih. Usulcülere göre. İnnehul hitabü dâllü. Bu delalet eden bir hitab-ı ilahidir. Alertifâil hukm-i sabiti. Sabit hukmun kalkmasına. Bir hitab-ı mütekaddim. Daha önceki bir hitapla sabit olan hükmün kalmasına delalet eden ala veçhin bir şekilde ki levlahu eğer o hüküm olmasaydı lekâne sabiten bihi onunla sabit olacaktı. Yani ikinci bir hitap gelmeseydi o önceki sabit olan hükmü kaldıran bir hitap gelmeseydi o önceki efendim hükme delalet eden delillerle sabit olacaktı. Neyle beraber ikinci hitabın sabit olan hükmü kaldıranına delalet eden bir hitabın gelmesi? Ma terahihi anhu. İkinci delilin ondan sonra gelmesiyle birlikte. Ne demek bunun? Yukarıdaki tarifin aynı aslında. Önceden efendim var olan bir hükmü sonradan o hükmün kaldırıldığına delalet eden bir hitap ile onun efendim ortadan kaldırılmasıdır. Eğer sonradan gelen hitap olmasaydı
önceki hüküm hal üzere kalacaktı. Sonraki hitap ne yaptı? Önceki hitapla sabit olan hükmü onun gereğini efendim değiştirdi, kaldırdı. Ve mağzel haddeyin, bunun sonucu, bu iki tarifin sonucu mağza. Yani bu iki tarifin birleştiği yer ya da mağza kelimesi hedef manasına da geliyor. Mağza kelimesi mağza, önem, ibret, düstur, anlam, mana, ehemmiyet demiş. Mağza kelimesi efendim mana, özü, önemi ve bundan maksat, mağza. Bu iki tarifin sonucu nedir? Ennel mensuha, neshedilen bir mesele, la yebka hukmuhu, onun hukmu kalmaz, fi veçhin minel vücuh. Hiçbir şekilde, hiçbir surette mensuhun hukmu baki kalmaz. Ve la yekunu lehu, mensuh için olmaz, mahmelün, bir yorum, minel mahamili, yorumlardan bir yorum yok. Adam şöyle yorumlayalım, böyle yorumlayalım, olmaz. Yeni bir hitapla, yeni bir delille bir hüküm sabit olduysa, önceki hükmü kaldıran, öncekiyle amel edilmez. وَلَا يَجُوزِ اِمْتِتَالُهُ mensuha tutunmak caiz olmaz. فِي وَقْتٍ مِنَ الْاَوْقَاتِ vakitlerden hiçbir vakitte. Evet, bu Kur'an'da var mı? Kur'an'da var. Ancak tabii neshin kısımları var. Hem lafzı mensuh, hem manası mensuh olanlar var. Manası mensuh ya da hükmü mensuh, manası efendim sabit olanlar var. Hem ya da hükmü mensuh, lafzı baki olanlar var. Böyle çeşitleri var. Gelecek bunlar. Peki burada ne diyor? Usulcuların istilahına göre işte burada nasık mensuhu gördük. İşte bu nasık mensuh konusunu zor anlamanın sebeplerinden bir tanesi buymuş. Mütekaddimun ulemasıyla, yani sahabe ve tabi'in ulemasıyla daha sonra gelen ulemanın farklı anlamaları neskı. Önceki mütekaddimun uleması neskı nasıl anlıyordu? Lugavi manasıdır. Bir şeyin. Bu da yine aynı şeye geliyor ki netice olarak. Kaldırması, gidermesi, yok etmesi. Ama usulcülere göre sonradan gelen bir delille sabit olan hükmün önceden bir delille sabit olan hükmü ortadan kaldırmasına, geçersiz kılmasına nasık mensuh deniyor. Cenab-ı Hak zaten Kur'an'da da öyle diyor. Mâ nensak min ayetin ev nünsiha. Şayet biz bir ayeti neskeder ya da onu unutturursak onun ya aynısını ya da ondan daha hayırlısını getiririz. Yani hüküm olarak daha hafifi, daha ağırı ya da aynısı. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bildiği şeyler. Yani biz bilemeyiz. Nasıl mensup da ancak şeriatın indiği zaman olur. Kur'an'ın indiği zaman olur. Peygamberimizden sonra nasıl mensup olmaz. Mesela bir örnek vereyim. İslam'ın ilk dönemlerinde Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cuma hutbesini namazdan sonra okurdu. Anladınız mı? Fakat bir emir geldi. Namazdan önce okunmasını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmete söyledi. O günden bugüne kadar da hutbeler namazdan önce okunur. Namazdan sonra okunması caiz değil. Hiçbir mezhebe göre. Peki bu Peygamberimizin zamanında mı oldu, başka zaman mı? Peygamberimizin zamanında oldu. Bir tane profesör anlatıyordu, öldü gitti. İşte diyor ki bunu Emeviler çıkardı, Emevilerin pisliği diyor. Önceden diyor hutbe namazdan sonra okunuyordu, namazını kılan cumayı çeker gider. Dünya işine koyulur. Ama diyor Emeviler bunu diyor değiştirdiler. Namazdan önceyi aldılar milleti orada tutmak için. Bu Emevilerin pisliği diyor. Nasıl mensuh Emevilerin zamanında olur mu? Abbasilerin zamanında olur mu? Peygamber zamanında olur. Hocam bu bayram namazındaki hutbe konusu nasıl? O önce de okunur, sonra da okunur. Caiz. Yani sonradan yapılmasını hocamın Emevi döneminde yapılmış. Hayır, o da Peygamberimizin döneminde. Peygamber, o da Emeviler döneminde değil. Olur mu?
Sünnet. Bayram hutbesi sünnet. Biz Nuri Zat'ta da okuduk da. Bayram hutbesi sünnet. Cuma hutbesi farz. Namazdan önce de okunsa olur. O namazdan sonra da okunsa olur. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu öyle uygulamış. Namazdan önce okur. Tabii hocam iletişim. Sonra okumuş. Nasıl yapmış öyle yapmaz zorundayız biz yani. Nasıl? Allah Resulü nasıl yapmış öyle yapmaz zorundayız. Elbette. İlletini bilmiyor çünkü yani. Elbette. Yani Emeviler olur mu? Yani sahabe zamanında namazdan önceymiş, sonraymış. Yok namazdan önceymiş. Emeviler zamanında namazdan sonraya alınmış. Bayramlarda namazdan sonra okuyoruz. Önce namazı kılıyoruz. Sonra hutbeyi okuyoruz. Ben ne diyorum? Cuma hutbeleri farzdır. Bayram hutbeleri sünnettir. Namazdan sonra okumuş Peygamberimiz. Bunlar o zaman sabit olmuş. Sonradan birileri gelip de biz böyle uygulayalım dememişler. Evet. Peki. Femanın neskı indehüm. Usulcülere göre neskın anlamı nedir? İzaletü ba'dı evsafil ayeti, ayetin vasıflarının bir kısmını gidermektir. Bir ayetin uhra başka bir ayetle. Yani önceden bir ayet tamamı değil de bir kısmını. O zaman bir kısmı ne olabilir? Ya hükmün tamamı değişir ya da bir kısmı. Ya da mesela bu ne olabilir? Ayetin çok özellik vasıfları var. Bir kısmını değiştirmek. Başka bir ayetle. O zaman mütekaddimune göre nesih aşağı üçe bakın. Mutlaku tagyir. Mutlak değiştirmedir. Elleri yatrahu ala ba'dil ahkam. Bazı hükümlere gelen mutlak değişikliğe nesih deniyormuş. Evet. Sevavun kâne zâlik. İsterse bu ayetin bir diğer ayetle önceki ayetin vasıflarının bir kısmının değişmesi olsun ya da nesih olsun. Bir beyani intihai müddetil amel. Birincisi bu. İsterse önceki ayetle sabit olan hükmün hükümle amelin müddetinin sona erdiğini izah olsun. Yani yeni bir ayet geldi. Yeni bir delil geldi. Sadece ayetle de değil nesih. Efendim yeni bir delil, yeni bir nas geldi. Önceki nasla, önceki ayetle sabit olan bir hükmün amelini sonlandırdı. Tamam bununla amel artık yoktur. İster bunun için olsun. Ev bir sarfil kelami, isterse kelamı yönlendirmek, çevirmek. Neden? Ammanel mütebadiri, zihne gelen manadan ila gayril mütebadiri, zihne gelmeyen bir manaya. Mesela ayetlerden, hadislerden, naslardan hemen ilk bakışta bir zihne gelen mana var. Bir de zihne gelmeyen uzak mana var. İsterse efendim zihne gelen manayı zihne gelmeyen manaya çevirmek olsun kelamı. Yine o nesihtir. 3. Ev bi beyani kevnil kaydı ittifakiyen. İsterse kaydın ittifaki olması. İttifaki demek burada ittifaki yani İttifakinin bir manası var. Tesadüfi manası da burada tesadüfi değil. İttifakî. İttifakî tesadüfi konvansiyonel anlaşma ile ilgili rastgele, geleneksel ama rastgele olabilir. Tesadüfen atomik olmayan kazara rastlantı sonucu. Kazara olan, tesadüfi üzerine anlaşılmış, ittifakiye anlaşma, burada mutabakat manasına. Ama ittifakiye birinci şeyde efendim neydi? Rastgele. Rastgele bir kayıt. İsterse o rastgele gelen bir kaydı beyan için olsun. Efendim bunların hepsi nesıhtır. 4, ben öyle 4 yazdım bunlara. Tevbi taksisi amin. Ya da bir umum mana ifadelerini taksis etme gibi. Umum manayı taksis. Anladınız mı? Bunlar hep gelecek aşağılarda şeyde yani usul fıkıhlarda var. Ammı taksis. Tamam mı? Ev bi beyanil farik. Mesela müşrikleri nerede bulursanız öldürün bir ammdır. Kadınları, çocukları, savunması insanları öldürmeyin ondan taksis edilmiş.
Burada mı nesk diyor? Tabii ki. Ahamı taksis, nesk değil. Taksis edildiği kadar hükümden çıkar. Anladım. Evet. Tamamına değil. Evet. Ev bi beyanil fariqi ya da beynel mensusi ve beyne makisi aleyhi zahiren. Bizzat nassın delalet ettiği şey ile ona kıyas edilenin arasını fark edenleri izah için olsun. Yani bir mesela direkt nasların delalet ettiği şeyler var. Bir de direkt naslara kıyas yoluyla beyan edilen şeyler var. Bu ikisinin arasındaki farkı isterse beyan için gelsin. Bunların hep ayrı ayrı izahları var. Ev bi izaleti adetin minel adatil cahiliyeti ya da cahili adetlerinden bir adeti yok etmek için gelsin. Bunlar hep neymiş? Nesih konusu. Ev bi raf'i şeriatin ya da bir hükmü kaldırmak. Mineş şerai sabikati geçmiş hükümlerden bir hükmü kaldırmak. O şeriat neymiş? El kanun vel hükmü minel ahkam demiş. Yani hükümlerden bir hükmü, kanunlardan bir kanunu kaldırma gibi. Bunların hepsine nesih deniyor. Tabi burada biz sadece nasih mensuh konusunu müfessirin bilmesi gereken bir ilim dalı olduğunu öğrenmemiz için bunları söylüyor. Bunların asıl geniş izahı usulü fıkıhlarda. Peki bu kadardan sonra yani neskın tarifi, mütekaddimune göre tarifi, müteahhirun ulemasına göre ya da usulcülere göre tarifini gördük. Ve hangi usulle olursa olsun nasih mensuh bunların nesih sayılabileceğini gördük. Şimdi burada adedül ayatil mensuhati indel mütekaddimin. Mütekaddimun ulemasına göre nesk edilen ayetlerin sayısı. Yani mensuh olan ayetler kaç tane? Fettesa'a geniş oldu. Babun neskı nesih konusu indehüm mütekaddimun ulemasına göre. Ve kesura çok oldu. Cevelanül akli, aklın dolaşması. Fihi nesih konusunda. Akıl sağa sola böyle dolaşıyor. Bu da çok oldu. Ve tesaat yine geniş oldu. Dairatül ihtilaf, ihtilaf farklılığın dairesi ledeyhim mütekaddimune göre. Bu daire, bu nesih dairesi çok farklı anlaşıldı, farklı değerlendirildi. Ve lidalik bundan dolayı belagatil ayatul mensuhatü nesk edilen ayetler ulaştı. İndehüm mütekaddimune göre ila hamsi mi'eti ayetin. Kaç ayete ulaşmış? 150 ayete. 150 yok. 105 ayete. 50 demedi orada. 500'in 105 ayete. Yani 105 ayet nasık mensuh olan ayetler. Bel bilakis ida hakkakten nazara yani iyice düşündüğün, araştırdığın zaman tecid ha bunları bulursun bu mensuh olan ayetleri gayre mahsuratin. Sınırlanmış, sınırlanmamış olarak bulursun. Yani böyle sayıyla ifade edilmeyecek kadar çok demek istiyor. Eğer iyice araştırırsan, çünkü her inen bir hüküm geçmişteki bir cahili adetini ortadan kaldırmak için. O zaman o ayette nasıl manasına gelir demek istiyor. İyice araştırdığın zaman her yeni hüküm, her yeni hüküm ispat eden deliller bir aksi olan yaşantıyı, uygulamayı kaldırmak için gelmiştir. Evet. Ve emmel mensuhu o zaman buna ikiye bakalım şuraya. İz lev udde misle zalik iz lev udde sayılsa misli zalik bunların hep benzeri. Fin nasıhı vel mensuh nasıhı mensuhta bunlar itibar edilse lev udde cemi'ul Kur'an'ı minhü. Kur'an'ın tamamı bundan sayılır. İz küllühü ev ekseruhu. Çünkü Kur'an'ın tamamı veya çoğunluğu تَغْيِيرٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ. Bak, müşriklerin üzerinde olduğu şeyi değiştirmek için gelmiş. Ve ehl-ül kitab, ehl-ül kitabın üzerinde olduğu şeyi min kabli bundan önce. Kur'an yeni bir kanun tesis ediyor. Yeni bir nizam tesis ediyor. O zaman eski nizamları kaldırıyor. O bozulan nizamı ya da hakikatinden uzaklaştırılan hükümleri nesk ediyor, yeni hükümler getiriyor. Bu manada olunca çok diyor. Yani 105'te falan sınırlı değil diyor yani. O zaman Kur'an'ın tamamına da bunu ne yapabiliriz?
bazı haberlerin dışında, kıssalar filan bunlardan değil. Kıssalar da nesih olmaz. Yani geçmişte yaşanan bir olayı, hadi bugün anlatmayalım, başka türlü olsun. O çünkü bize haber olarak gelmiş. Haberlerde nesih olmaz. Haberlerde nesih olmaz, hükümlerde olur. Tamam mı? Peki. وَاَمَّا الْمَنْسُوهُ حَسَبَ اِسْتِلَاهِ الْمُتَاخِر۪ينَ Müteahhirun ulemasının istimali gereği, onların kabul ettikleri mensuh فَلَا يَتَجَابَزُ الْعَدَدُ الْقَل۪يلَ فَلَا يَتَجَابَزُ الْعَدَدَ الْقَل۪يلَ El-adede el-galil mef'ulü فَلَا يَتَجَابَزُ Bu mensuh geçmez. El-adede el-galil az sayı. لَا سِيَّمَا Özellikle hususen حَسَبَ مَخْتَرْنَاهُ مِنَ التَّوْجِيهِ Bizim seçtiğimiz nasık mensuh sayısına göre çok fazla az sayı geçmez yani. Az sayı var demek istiyor. Az sayı. Çok değil yani. Bizim izahlarımıza göre, bizim izahtan tercih ettiğimiz açıklamalara göre. الْاَيَاتُ الْمَنْسُوْخَةُ عِنْدَ الْمُتَاخِر۪ينَ Müteahhir ulemasına göre nesk edilen ayetler. وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ Şeyh, büyük alim zikretti. O da kimmiş? Celaleddin-i Es-Suyuti'yü Celaleddin-i Suyuti Fil İtkan, İtkan isimli kitabında. İtkan çok güzel bir usulü tefsir. Şu kadar kalınlığı var. Ha, bu kitaptan hemen hemen kalınlığı bu kadar. Daha da kalın. Ve biraz daha büyük boy. Efendim bir kitap. Bunu almak lazım. Fi Badr Ulema An Badr Ulema Bazı alimlerden naklen itkanda Celaleddin-i Suyuti zikretti. Neyi ma zekernahu anifen. Bizim biraz önce, anif biraz önce. Biraz önce zikrettiğimizi bazı alimlerden nakletti. Biraz önce naklettiğimiz ne? Yani bize göre diyor mensuh olan ayetler çok sayı değil, az sayıyı geçmez diyor. Bi takririn mebsutin. Neyle zikretti? Yaygın takrirle. Yaygın. Mebsut yaygın, takrir de izah. Kema yenbagî gerektiği gibi. Sümme harraral mensuha. Sonra İmam Suyuti efendim mensuh olan ayetleri düzenledi. Yani belirledi. Harrara hassene demiş aşağıda. Harrara kitap hassenehu. Kitabı güzelleştirdi. Ve aslahahu. Onu düzeltti manası. O zaman mensuh olan ayetleri sıraladı. Tıpkı ra'yil müteahhirin. Müteahhir ulemasının re'yine uygun olarak. Muvafıkan yine muvafık olarak li ra'yi şeyhi İbn-i Arabi'yi. İbn-i Arabi büyük üstaz İbn-i Arabi'nin re'yine uygun olarak. İbn-i Arabi bunun ahkem tefsiri de var İbn-i Arabi. Adı Ebu Bekir Muhammed bin Abdullah el-Kadi el-Maliki el-Maruf İbn-i Arabi el-Muafiri el-Endülüsi ya Endülüs'te. 468'de doğmuş, 543'de vefat etmiş. Ve huve gayru şeyhi İbn-i Arabi'yi Sofi'yi. Yani bir Sofi İbn-i Arabi var, derviş olan, Sofi olan, bir de usulü tefsir yazan ya da ahkam tefsiri yazan İbn-i Arabi var. İkisi ayrı. Evet. Peki bu İbn-i Arabi'nin reyine de muvafık olarak faaddehu İmam Suyuti mensuhları saydı gariben min işrine ayeten 20 ayete takriben yakın. 20 ayet kadar saydı. 20 ayet kadar nasıl mensuh var. Bazıları 30-35 filan diyor. Velil fakiri fakir için yani fakir bu kitabı yazan zat diyor. Bu fakir için diyor. Fi ekseriha nazarun. O 20 ayetin de çoğunda yani dikkat edilmesi gerekir, düşünülmesi gerekir. Hemen olduğu gibi kabul etmemek gerekir. Bazılarında da nazar var diyor. Yani nazar dediği dikkat edilmesi gerekiyor, araştırılması gerekiyor. Fele nuridu biz getiririz kelamehu onun kelamını fel nurid olsa biz
Felenuridü. Felnur getirelim mi? Felnurid olabilir. Yani emri gayb. Biz getirelim kelamehu, onun kelamını ma taqib. Akkabe ala filan beyyene uyubehu. Yani bazı hatalarını, galatlarını da beyan ederek demek istiyor. Ve akkabe şey ta şey bir şey ibade o. Bir şey bir şeyden sonra getirme. Evet. Evet. Bu şekilde. Yani burada İmam Suyuti 20 kadar saymış ama ben diyor 20 kadar olduğunu da diyor şey yapmıyorum. Yani onu da direkt kabul etmiyorum diyor. Daha az demek istiyor. Ama başka yerlerde 35'e kadar filan çıkarmışlar. 105 kadar da değil yani. Asıl nasıl mensuh konusu. Feminel Bakarati. Şimdi buradan ayetlerden surelere göre sıralamış bu nasıl mensuh ayetleri. Surelere göre sıralamış. Bakın. Bakara suresinden 1. Kavluhu Teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli. Kütübe aleyküm idâ hadara ehadekümül mevtü. Kütübe aleyküm. Sizin üzerinize farz kılındı. İzâ hadara geldiği zaman ehadeküm sizden birinize el mevtü ölüm. Yani sizden birinize ölüm hazır olduğunda ne demek? Öleceğinizi anladığınızda yetimlere, yoksullara mirasınızdan vasiyette bulunmanız size farz kılındı. Kendi yakınları değil ha. Yetimlere, yoksullara vesaireye. Bu ayet kaçıncı ayet? 180. Bakara 180 aşağıya bakın. Ayetin tamamı şu. İn terake hayra. Eğer mal bırakmışsa geride. Ayetin tamamı bu. Sizden birinize ölüm belirtileri geldiğinde geride mal bırakıyor ise ona farz kılındı. El vasiyyetü vasiyet etmesi. Lil valideyn anne babaya. Yani şu kadarını malından anne babama verin. Vel akrabin diğer yakınlarına bil maruf meşru ölçüler çerçevesinde ne olarak bu farz kılındı? Hakkan al müttakîn müttakilere bir vazife olarak, hak olarak. Şimdi bu ayet-i kerimeye göre ölmeden önce adam malından kendi yakınlarına vasiyette bulunacak. Anne babasına verilmesi konusunda varsa sağız adam ya da diğer yakınlarına. Bu ayetin hükmü kaldırılmış. Ne ile? Kıyle denildi ki el ayetü mensuhatün. Bu ayet neskedilmiştir. Hangi ayet? Kütübe aleykum izâ hadara ahadekumun mevtü intereke hayra. Okuduk orayı. Bu ayet neskedilmiş. Kıyle denildi ki bi ayetil mevarisi. Miras ayetleriyle neskedilmiş. Miras ayetleri yusikumullahu fi evladikum lizekeri mislu hazzil ünseyeyn. Bu ayet-i kerimelerle neskedilmiş. O zaman orada kime ne kadar hak verilmesini Cenab-ı Hak belirlemişse o kadar hak verilir. Anne babaya vasiyet de yok. Diğer akrabalara vasiyet de yoktur. Anladınız mı? Vakıyla denildi ki bir başka görüş bir hadisi la vasiyete li varisi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyuruyor ki İnnallaha ata kullezî hakkın hakkahu. Allah Celle Celaluhu her hak sahibine hakkını vermiştir. Ela la vasiyete li varisin. Dikkat edin, varise vasiyet yok. Varis kim? Adam ölmeden önce diyor ki oğlum filana şu kadar mal verin. Diğer çocuklarına vasiyet ediyor. Hanımıma şu kadar fazla verin. Babama şu kadar fazla verin. Bu dinde yok. Dinde vasiyet yok. Kur'an'da beyan edilenlere ashab-ı feraiz deniyor. Yani hakları belirlenen insanlar. Onlara Cenab-ı Hakk'ın belirlediği haklar verilecek. Fazlasını vasiyet etmek geçerli değil. Anladınız mı? Hangi delille nasıl mensuh olmuş bu ayet? Bir manada miras ayetiyle. Bir başka tevcih la vasiyete li varisin hadisiyle. Muhammed anladın mı? Yani ikisi birden. İkisi de birden de ama işte ayrı ayrı diyenler var. Ve kıyle bil icma'i icma yoluyla da efendim diyenler var. İcma, ümmetin icma'ı. Hakâhü ibnül Arabi. İbn Arabi bunu nakletti. Kultu ben derim ki diyor bak hani dedi ya ben Suyuti'nin dediğini olduğu gibi kabul de etmek mümkün değil. Biraz değerlendirmek lazım. Onun için Musannif diyor ki ben dedim ki bel hiye mensuhatun bi ayeti yusikumullahu fi evladikum. Hadiste değil yukarıdaki ayetin neshi
bizzat miras ayetiyle. Ve hadisü la vasiyyete livarisin hadisine gelince mübeyyinün linneskı. Bu neskın, neskı beyan edicidir. Yani yoksa esas neskı yapan miras ayetleridir. Anladınız mı? O neskın nasıl olduğunu beyan için gelmiş. Birinci ayet bu. İki, kavluhu ta'ala. Allah-u Teala'nın kavli celili. Ve alellezine yutikûnehu fidyetun ta'amü miskin. Ve alellezine, o kimselere ki yutikûnehu, onlar oruç tutmaya gücleri yetiyor. Oruç tutmaya gücleri yetenlerin üzerine lazımdır. Fidyetun ta'amü miskin, bir miskini yedirme fidyesi, doyurma fidyesi. Şimdi bu ayete göre oruç tutmaya gücü yeten de fidye vermekle oruç tutmuş sayılır. Oruç tutmaya gücü yeten. Bu ayet neskedildi. Kıyla denildi ki mensuhatun bi kavlihi taala. Femen şehide minkum şehra felyasum. Her kim sizden Ramazan ayına hazır olursa orucunu tutsun. Bu ayet o zaman ne demek? Fidye falan geçerli olmaz. Oruç tutmaya elverişli olan her Müslüman orucunu tutsun. O zaman yukarıdaki ayetin manasını bu neskretmiş. Aynı sayfada. Hemen bir ayet sonra. Evet. Tabi ayetin bir kısmını almış ikisi de. Vakile denildi ki muhkemetün hu alellezine yutikunehu fidyetun da'amü miskin. Muhkemdir. Yani neskedilmemiştir. Ve la mukadderatün, mukadderde değildir. Ne demek? Bir takdirde yapılmış değil. Ve la mukadderatün. Ve la ayetü lişşeyhil fani. Ayeti kerime şeyh-i faniye şeydir. Söyleyeyim. Yaşlı olan, oruç tutamayacak olan insanlara nesk değil de bu şekilde. O zaman yutikûnehu'nun zamiri yarci'u ile savmi her halükarda oruca raci oluyor. Zaten biz öyle mana verdik. Ve alellezine yutikûnehu. Evet. Peki. Kultu Musannif diyor ki ben dedim ki indi ve çün ahar. Bu ayetin neskinde başka bir anlam var, izah var. Ve huve, o da nedir? Ennel mana mana ve alellezine yutikûne ta'ame fidyetün. Bunun asıl manası yemek yedirmeye gücü yetenler yemek yedirsinler. Tamam mı? Yemek yemeye, yedirmeye efendim gücü yetenler. Orucu yiyip de yemek yedirmeye, yani yemesi gerektiği halde yemek yedirmeye gücü yetenler yemek yedirsinler. Onlara fidye gerekir diyor. Hiye ta'amü miskin. O fidye de neymiş? Her oruca karşılık bir fakiri sabahlı akşamlı doyurmak. Böyle takdir ettim diyor. Fe utmira kable zikri. Zikirden önce o zaman ne oldu? Bir feil gizlendi. Vâlellezîne yutîkûnehu vâlellezîne yutîkûne etta'am. Ne diyor orada? Fe utmira kable zikr. Buna zikirden önce yani şey söyleyeyim. وَعَلَلَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَهُ وَعَلَلَّذ۪ينَ يُط۪يقُونَ الْتَعَامِ يُط۪يقُونَ الْاِطْعَامِ. O aşağıda onun tefsirini yapmış. Yedirmeye gücü yetenler. فَاُطْمِرَ قَبْلَ الذِّكْرِ. O taamı zikretmeden önce bir takdir var burada. لِأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ رُتْبَةً. Bu rütbeten öne geçmiş. Ve zekkerat damir, burada zamiri müzekker kıldı. Vâlelezin yutîkûnehu. Mesela burada buna zikir kable zikir şey damir kable zikir. Mesela burada şimdi yutîkûnehu hu zamir geldi, bu oruca raci. Bak ne diyor burada? Ve utmira kable zikri. Oruç zikredilmeden önce zamir getirildi burada. Yutikûnehu. Var ya orada. Liennehu mütekaddimun rutbeten. Çünkü derece olarak önce oruç, sonra efendim fakir yedirme.
ve zekkeret damira. Burada zamir de müzekker getirdi. Vâlellezîne yutîkûnehû dedi. Yani o oruca gücü yetenler diye ifade etti. Lennel murada minel fidyeti. Çünkü fidyeden maksat hüvet taam yemektir. Orada fidyetü taam miskin dedi ya. Oradaki fidyeden maksat neymiş? Efendim yemek yedirmekmiş. Vel muradu minhu bundan maksat sadakatül fıtrı. Sadaka-i fıtırdır. Fidye buymuş. Yani sadaka-i fıtır kadar olacak. Fidyenin miktarı bir sadaka-i fıtır. Bir sadaka-i fıtır ne demek? Bir fakiri doyuracak kadar bir miktar. Akkaballahu Teala el-emra. Cenab-ı Hak hemen emrin peşine getirdi. Bir sıyam, orucu fi hazil ayeti. Bu ayette orucun hemen peşine getirdi. Bir sadakat-ı fıtrı, sadaka-i fıtrı getirdi. Sadaka-i fıtır hangisiymiş? İşte fidyetü ta'amü miskin. Bak, demek ki orucu tutmaya gücü yetenler, yemek yedirmeye gücü yetenlerin bir fitre vermesi lazım. Zaten fitre de veriyor oruçtan sonra. Kema akkabes saniyete, kema akkabel ayetes saniyete, ikinci ayetin peşine getirdiği gibi bir tekbiratil iyiydi, bayram tekbirini. Şimdi birinci ayetin peşinde dikkat edin. Birinci ayet şu. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min gablikum ve leallekum tettegûn eyyâmen mâdûdât femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin fe iddetü min eyyâmen uhar. Bak birinci ayetin sonunda bunu getirdi. Ve alellezine yutîkûnehu. İkinci ayet hangisi? Femen şehide min şehr ramadânellezî unzile fîhil Kur'an hüdellin nâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân femen şehide minkumuş şehre fel yasum femen kâne minkum merîdan ev alâ seferin fe iddetüm neyyemrâ ve le tükebbirullâh alâ mâ hedâkum. Orada geldi bak. Bayram tekbirlerinin onun peşinden zikretti. Demek ki yukarıdaki ayetin hemen peşinden sadaka-i fıtrı zikretti. İkinci ayetin peşinden de bayram tekbirlerini zikretti. Evet. Bu şey sende var mı onun Türkçesi? Yarın, burada var mı? Yarın getireyim. Yarın getir orayı bir bakalım nasıl söylemiş. Şurayı bir daha okuyalım. Kultu Musannif diyor ki ben dedim ki efendim ne dedim? İndi ve çünahar. Bu yukarıda valilledin yutîkûnehu fidyetun dâmü miskini femen şeyde minkum şerefe liyasun neskıtmıştır sözüne itirazım var diyor. Ben buna şöyle diyorum diyor. Ve hu ennel mana, mana şuymuş. Vâlellezîn yutîkûne ta'am. Yemek yedirmeye gücü yetenler üzerine lazımdır. Fidyetün, fidyetü dâm-ı miskin. Yani fakiri yedirmek. Fidyetün fidye lazım. Hiye dâm-ı miskin. O da miskine yedirmektir. Fe udmira kable zikr. O zaman oradaki ta'am, dikkat edin, zikirden önce gizlendi. Yani yutîkûnehu yutîkûne et-ta'am demek yani. O zaman daha o ta'am zikredilmeden önce zamir ona raci oldu diyor. Tamam mı? Vâlellezîne yutîkûne vâlellezîne yutîkûne et-ta'am takdirinde. O ta'am zikredilmeden zamir getirildi burada. Fe utmira kable zikr. Bak ta'am zikredilmeden önce zamir getirildi. Liennehu mütekaddimin rütbeten. Çünkü rütbe itibariyle taam öncedir. Rütbe. Rütbe ne demek? Her ne kadar zikir olarak sonradan zikredilse de anlam itibariyle daha öncedir. Bak önce geçmiş. Yutîkûnehu. Ve zekkeret damîrı. Zamiri de müzekker kıldı. Niye? Leennel murâde minel fidyeti. Fidye müennes. O zaman zamir burada niye müzekker geldi? Yutîkûnehu diye. Hüvet taam. O taam manasına. Vel muradu minhu bundan maksat sadakatul fıtrı sadakayı fıtırdır. Buradaki efendim oruç tutmaya yemek yedirmeye efendim muktedir olanlar üzerine ne lazımmış? Fakiri yedirmek. Yani sadakayı fıtır vermek. Akkaballahu ta'ala emra bis siyam. Oruçla emrin hemen peşinden getirdi. Fihadil ayeti bu ayette bir sadakatul fıtrı sadakayı fıtırı. Önce oruçla emretti. Kütübe aleykum siyam.
Sonra hemen onun peşine sadaka-i fıtrı getirdi. Kema akkabel ayeti saniyete, ikinci ayetin peşine getirdiği gibi bir tekbirat-ül idi, bayram tekbirlerini. Evet. Bir başka ayet. Şeye kadar okuyalım burayı. Bu ayetler hep şeyden söyleyin. Bakara suresinden. Bakara suresinde üçüncü ayet mensuh olan. Kavluhu Teala. Uhille lekum leylete siyamir rafethu ila nisaikum. Uhille lekum, size helal kılındı. Leylete siyami, oruç gecelerinde. Oruç tuttuğumuz gündüzlerin gecelerinde. Er rafethu. Rafes, ailelerinizle cinsi ilişki. İla nisaikum, ailelerinize yaklaşmanız, onlarla cima, cinsel ilişki helal kılındı. Bu nedir? Nasihatun, bu ayet neskedicidir. Kavlihi Teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavlinin kavlini. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum. Yani sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı ey müminler. Şimdi burada oruç, gece de oruç manasına. Önceki milletlerde şöyleydi gençler. Bunları siz tabii önceden hiç okumadınız. Önceki ümmetlerde, Hristiyanlarda, Yahudilerde iftar yapıyorlar. Gece efendim sahur yapmadan cinsel ilişki de Ramazan boyunca yasak gece. Ta efendim ertesi günün orucunu akşamdan yiyecekler, niyetlenecekler, ertesi günün orucunu tutacaklar. Sahur yok. Ailelerle cinsel ilişki de yoktur. Anladınız mı? O zaman bu ayet geldi, o ayetin hükmünü neshetti. Ne demek? Orucun farziyet hükmü değil. Yani akşam orucu bozduktan sonra sahura kalkmanın yasaklığı hükmünü. Sahur bu ümmete mahsus bir şey. Tamam mı? Lerne muktadaha, çünkü bu ayetin, yani bu ikinci ayetin muktezası hangi ayetin? Kütübe aleykumus siyamu kema kütübe alellezine min kablikum ayetinin gereği el muvafakatü, uyum sağlamaktır. Fîmâ kâne aleyhim, kendi üzerlerine olan şeylerde min tahrimin ekli, yeme haram vel vat'i, cinsel ilişki haram, baden nevmi uyuduktan sonra. Uyumadan önce ne yerse yiyecek. Uyumadan önce. Uyumadan önce ne yerse yiyecek. Ya da uyumadan önce cinsel ilişkide helal demektir. Fakat uyuduktan sonra sahura kalmak da yemek de haram, cinsel ilişki de haram. Zekerahu İbnül Arabiyyi. İbn-i Arabi bunu zikretti. Ve haka kavlen ahar, başka bir söz daha nakletti İbn-i Arabi. Ennehu neskun lima kâne bis sünneti. Sünnetle olanı nesıktır bu diğer hüküm. O da neymiş bakın, dörde bakın. Ennehu neskun lima kâne ma'mûlen indehü. Onların yanında uygulana geleni nesıktır. Ve sabiten bis sünneti. Sünnetle de sabittir. Onlara haram olan şeyler neydi? Sünnetle bu nesk edilmiş. Onların uyuduktan sonra yemelerinin yasaklığı, cinsel ilişkin yasaklığı. Bu sünnetle de ne yapılmış? Nesk edilmiş. Hem sünnetle hem de efendim bu ayetle. Hangi ayetle? Uhille lekum leylete siyami ayetiyle efendim nesk edilmiş. Kultu. Yine musannif diyor ki ben derim ki mana kema kütübe, kema kütübenin anlamı etteşbihü, benzetmedir. Fi nefsil vücubi, bizzat farziyetinde. Fela nesha, bunda nesih yok. Yani şimdi Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kütübe aleykum siyam. Oruç sizin üzerinize farz kılındı. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. O zaman bizim üzerimize farz kılınan oruç neye benzetiliyor? Hükümde bizden önceki ümmetlerin üzerine farz kılınan oruca benzetiliyor. Farziyette nesih yok. He? Bize de farz, onlara da farz. Peki bunda nesih yok. İnnemâ huve tagyirun. Ancak bu ayet uhille lekum leylete siyame ayeti değiştiriyor. Neyi? Lima kâne indehüm, onların yanında olan uygulamayı. Kable şer'i, efendim bu şey yeme içme meşru kılınmadan önce.
bu yeme içme bu ümmete meşru kılınmadan önce onların yanındaki uygulama neydi? İftardan sonra uyuyunca kadar yiyebilirler, içebilirler. Uyuduktan sonra yeme içmede daha isterse erken vakitlerde uyusunlar. Cinsel ilişkide caiz değil. İşte onu değiştirmektir diyor. Yine bir noktada aynı yere geliyor yani. Lima velem necid delilen bir delil bulamadık. Ala ennen nebiyye efendim peygamber aleyhissalatü vesselam şer'a lehum onlar için bunu meşru kıldı. Yani peygamberin onlara ayetin dışında yemeniz, içmeniz efendim cinsel ilişki yapmanız helaldir diye bir delil bulamadık diyor peygamber tarafından. Velev süllime kabul edilse, böyle bir delilin var olduğu farz edilse fe innemâ kâne zâlike bis sünneti. O zaman nesih neyle olur? Sünnetle olur. Uhille lekum nâsihun lil hukmillezî kâne sâbiten bis sünnet. Sünnetle sabit olan hukmü nesih etmiş olur. Uhille lekum. Yoksa kemâ kütibe ayetini nesih etmiş değil. Çünkü önceki ümmetlere farz olduğu gibi bize de farz. Esas nesih farziyeti nesih değil. Ya bizim uhille lekum ayeti ya da o konudaki hadis-i şerif irade edilmeden önce onların yanlarındaki muameleler nesk edilmiş. Muameleler neydi? Uyuduktan sonra yemenin içmenin haramlığı, cinsel ilişkinin haramlığı hükmü. Onlar nesk edilmiş. Yoksa orucun farziyeti değil. Evet. 4. Kavluhu Teala. Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili. Hangi ayet? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ Habibim sana haram aylardan sorarlar. Haram aylar hangileri? Recep, Zülkade, Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bir de Recep. Recep işte şimdi içinde bulunduğumuz ay. Ötekiler peş peşine. Zilkade, Zilhicce, ondan sonra Muharrem. Muharrem hicri ayların birinci ayı. Yani yılın ilk ayı, hicri yılın. Onlar peş peşine geliyor. Bir tanesi tek zikredilmiş. Recep. Şimdi bu haram aylarda savaşın yasak olduğu vardı önceden. Bu haram aylarda savaş helal mıdır, değil midir? Habibim sana bunu sorarlar. El-Aye. Ayet dediği bunun devamı var. Yes'elûneke anişşehril haram gıtâlin fî. Haram ayların neyini soruyorlar? Burada savaştan soruyorlar. Helal mı, değil mi? Kul gıtâlin fîhî kebîr. Sen de ki bu aylarda savaş yapmak büyük bir iştir, günahtır. وَصَدُّنْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolundan engellemektir. وَكُفْرُمْ بِه۪ Allah'a inkardır. وَالْمَسْجِدِ haram, Mescid-i haramdan engellemektir. وَاِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهَا اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ Mescid-i haramın ehlini oradan çıkarmak, yani Müslümanları hicrete zorlamak, Allah'ın yanında daha büyük bir günahtır. Fitne, katilden daha büyüktür demiş bu ayet. Bu ayeti hangi ayet neshetmiş? Şimdi göreceğiz. El ayetü mensuhatun bi kavlihi taala. Bu ayetin hükmü neshedilmiştir. Neyle? Cenab-ı Hakk'ın şu kavliyle. Hangi kavli? Fakatilul müşrikine kafeten. Cenab-ı Hak buyuruyor ki müşriklerin tamamıyla, topuyla, bütünüyle savaş yapın. El ayet. Ayet bu. Ayet dediği devamı var. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehran fi kitabillah. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ هُرُمْ Allah'ın hükmünde ayların sayısı 12 aydır. Allah'ın kitabında, Allah'ın hükmünde. Ta yerleri gökleri yarattığından bu tarafa. 4 ayı da haram aylardır. İşte dosdoğru din budur. O aylarda kendinize haksızlık yapmayın. قَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ وَقَاتِلُ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerle savaşın kâffeten topluca. كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ Onlar topluca sizinle savaştıkları gibi. Bu ayet haram ayların haramlığını kaldırmış. Haram ayların haram, yani o aylarda savaşın yasaklığı kaldırılmış. Esas kabul edilen görüş bu. Ama bazı alimlere göre halen haram aylarda savaşmanın yasaklığı devam ediyor. Anladınız mı? Asıl hüküm ne? Kaldırılmış. Peki haram aylarda savaşmak, haksız yere insan öldürmek haram da diğer aylarda helal mı? Diğer aylarda da aynı. Öyleyse haram aylarda
günahlar işleyerek kendinize zulmetmeyin. O değerli aylar, o aylar. O değerli aylar da günah işlemek de zulümdür. Onu Cenab-ı Hak ayet ifade ediyor. Ahracehu bunu nakletti, çıkardı, tahric etti. Bu nakli, bu rivayeti İbn-i Cerir et-Tabarani, İmam-ı Tabarani tahric etti. An Ata İbni Meysere'de. Ata bin Meysere'den bu nakli. Yani yes'elûneki anis şehrin haram ayetinin hükmünün ve gâtilül müşrikine kâfeten ayetiyle neskedildiğini bize kim nakletmiş? İmam İbni Cerir et-Tabarani Ata bin Meysere'den nakletmiş. Evet. Kultü ben derim ki bak, hepsinde itirazları var bu zatın. Bana göre başka bir tevcih var. Dikkat edilmesi gereken bazı açıklamalar var diyor. Hâdihil âyetü, bu ayet la tedüllü alâ tahrimil gital. Yani ve gâtilü müşrikine kâffeten, efendim şeye delalet etmez. Savaşmanın haramlığına delalet etmez. Savaşmanın haramlığına delalet etmez. Anladınız mı? Neymiş? Haram aylarda savaşmanın haramlığını delalet etmez. Bel tedullu ala tecvizihi. Belki haram aylarda savaşmanın caiz olduğuna delalet eder. Ve katil müşkine kâffeten. Ve hiye min kubeyli teslimil illeti ve isaril mani'i. Ve hiye, bu ayet min kubeyli teslimil illeti, illeti teslimden az önce ve isaril mani'i, efendim esas savaşa mani olanı ishardan az önce geliyor diyor. Şimdi burada aşağıya bakın. Mesela şu dipnotta okuduğumuz ayet var. Cenab-ı Hak orada niye bu aylarda savaşın haram olduğunu söylüyor ve Mescid-i Haram'dan ehlini çıkarmanın daha büyük günah olduğunu ifade ediyor? İlleti Allah'ın yolundan men etmek ve Allah'ın dini inkar etmek olduğu için bu aylarda kıtalın haram olup olmamasından sana sorarlar diyor. Peki fitne olduğu için bu fitne bir taraftan illet, bir taraftan onların müminleri Allah'ın yolundan alıkoymak istemeleri efendim illet. Şimdi şurayı bir okuyalım. Fel mana, mana nedir? Ennel gitale gital, savaş fişşeril harami, haram aylarda kebirun şedidun. Demedi mi zaten Cenab-ı Hak? Kul gitalun fihi kebir. Ayete bakacaksınız, yukarıdaki ayete. Yani haram aylarda savaşmak büyük bir günahtır. Büyük bir iştir. Velakinne fitnete eşeddü minhü. Lakin fitne ondan daha büyük, şiddetli bir günahtır. O zaman fitne ne demek? Müslümanları böyle oradan uzaklaştırmaları, Müslümanları dinden döndürmek için çalışmaları, bu adam öldürmekten daha büyük. Siz haram aylarda savaşın yasak olduğunu iddia ediyorsunuz. Aslında sizde bundan daha kötüsü var. Fitne çıkarıyorsunuz. Müslümanlar Allah'ın dininden vazgeçiriyorsunuz. Mekke ehlini Mekke'den mümin oldukları için çıkarıyorsunuz. Bundan daha büyük bir fitne olur mu? Siz daha büyük günahı unutuyorsunuz. Efendim, güya Müslümanlar haram aylarda savaşmışlar, onu tenkit ediyorlar. Tamam mı? Onu tenkit ediyorlar. Peki وَلَاكِنَّ الْفِدْفِ فَجَازِ ف۪ي مُقَابَلَتِهَا. O zaman fecaze, savaş caiz oldu, fi mukabeletiha. Bu büyük fitnenin karşısında. Vazet tevcihü, bu izah zahirun, açıktır. Min siyakiha, kelamın, ayetin gelişinden. Kema la yekfa, hafi olmadığı gibi. Demek ki burada haram aylarda savaş yasak, ama öyle bunu kabul edersek eğer. Fakat sizin çıkardığınız fitne ondan daha büyük bir günah. Öyleyse illeti bu. O zaman bu illetten dolayı orada savaş yapılabilir. Daha büyük bir fitne çıkarıyorsunuz siz. Bu fitneden dolayı haram aylarda savaş yapılabilir diye bir mana anlamış bu kitabı yazan zat. Anladınız mı? Peki, şurada iki ayet kaldı.
Onu da okuyalım. 5. ayet Bakara suresinde kavluhu teala vellezine yuteveffune minkum ila kavlihi meta'an ilel havl ayetine kadar. Şimdi bu ayetin tabi okuyacağız burada. Vellezine yuteveffune minkum sizden kocaları ölenler ve yederrune ezvacen geride eşler bırakanlar vasiyeten li ezvacihim kendi eşlerinin vasiyeti ne diye meta'an ilel havl bir sene kadar beklemeleri gayra ihraç evlerinden onları çıkarmadan. Şimdi bu ayet aşağıdaki ayete de bakarsanız ayeti tam okursunuz. Sure-i Bakara 240. ayet. Bu ayeti kerimede kocaları ölen kadınlar eğer hamile değilse dikkat edin hamile değilse ne kadar bekleyecekler kocalarını evde biliyor musunuz? Tam bir sene. Bu evden çıkarılmadan iddet bekleme süresi. Bir sene. Bu ayete göre. Meta'an ilal havl dedi. Bir sene kadar faydalanacaklar kocalarının evlerinden, nefakalarından. Tamam mı? Peki bu ayeti kerime mensuhatun nesk edilmiştir. Neyle? Bir ayeti erbaate eşhurim ve aşra. Erbaate eşhurim ve aşra ayetiyle. Bunun başına bakalım aşağıya. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ sizden ölenler وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا geride eşler, hanımlar bırakanlar efendim ya da evet yeterabbasna o kadınlar beklerler, gözetirler bir enfüsühinle kendi zatlarında erbaate eşhurim ve aşra 4 ay 10 gün şimdi bu da hamile olmayanlar için hamile olmayan kadınlar için kocaları öldüğünde kaç ay beklemeleri lazım? 4 ay 10 gün. Feyza belagne ecelehunne onlar kendilerine takdir edilen zamana ulaştıklarında fela cunah aleykum sizin üzerinize bir vebal yoktur fima faaline fi enfusine bil maruf. Onların kendi nefislerinde yaptıkları işleri yapmalarında bir günah yoktur. Yani istedikleri gibi evden çıkabilirler 4 ay 10 gün sonra. Evlenebilirler. Evlenmelerine bir mani yoktur. Öbür tarafta bir sene diyordu. Bu ayet bundan sonra. Bu ayet 234 ondan önce. Ama inişi bu ayet sonra inmiş. Bu ayet önce inmiş. Anladınız mı? 240. ayet önce inmiş. 234. ayet sonra inmiş. Sonraki inen ayet önceki ayetin hükmünü kaldırmış. Nesk etmiş. O zaman burada ne olacak? Peki vel vasiyyetü vasiyyet. O yukarıda geçti ya vasiyetelli ezvacihim. Kocalarının hanımlarına vasiyetleri. Tamam mı? Kocalarının vasiyetleri. Bir sene orada beklesinler diye. O zaman bu vasiyet emri neymiş? Mensuhatun bil miras. Miras ile nesk edilmiştir. Demek ki kocaları ölmeden önce vasiyet edecek kadınlarına ya da varislerine diyecek ki bu kadını bir sene yedirin, içirin, besleyin. Ondan sonra ben bunu vasiyet ediyorum. Bir sene de beklesin. Bu vasiyet emri miras ayetiyle nesk edilmiş. Ve sükna ama sükna, iskan. Evinde oturması sabitetün inde kavmin. Bir takım alimlere göre bu sabittir. Mensuhatun inde aharin. Efendim başkalarına göre nesk edilmiştir. Bir hadisi ve la sükna. Yani 4 ay 10 günden sonra o kadının orada durma hakkı da yoktur. Yani kocasının artık ölmüş, mal taksim edilir. Ondan sonra o kadın isterse başka birisiyle evlenebilir demiş. Ama bazı alimler kadının kocasının evinde durması efendim sabittir ama vasiyet mensuhtur. Diğer bazı alimlere göre de وَلَا سُكْنَا hadis-i şerifiyle ne yapılmış? Bu sükna yani kadının iddeti dolduktan sonra kocasının evinde tabi miras taksim edilecek, mirasın hakkı neyse o alacak. Durma hakkı yoktur. Ya da kocasının ona illa mesken hakkını vasiyet etmesi geçerli değil. قُلْتُ ben derim ki diyor هِيَ كَمَا قَالَ bu onun dediği gibi mensuhatün mensuhtur. اِنْدَ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ bütün tefsircilere göre ve yumkinu en yuqale
Ancak bütün müfessirlere göre bu Erbaat-ı Eşhur-ül Muaşire ayeti, önceki okuduğumuz ayeti neshetti, sabit. Ama şöyle denmesi de mümkün olur. Yüstehabbü güzel olur. Ev yecûzü lil meyyiti ölen insan için ölmeden önce caiz olur. El vasiyyetü vasiyette caizdir. Yani bu kadını çıkarmayın bir sene burada efendim ya da bu menfaatlansın, buradan faydalansın diye vasiyet etmek de caiz. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ Kadın üzerine vacip değildir. اَنْ تَسْكُنَ ف۪ي وَسِيَّتِهِ O kocasının vasiyeti içerisinde, vasiyet ettiği zaman içerisinde orada durması vacip değil. E o zaman ne demek? İddeti dolduğu zaman 4 ay 10 günü oradan çıkabilir. Evlenmek için. Yani bugünkü uygulamalar gibi değil bu. وَاَلَيْهِ Bu görüş üzerinedir. İbn Abbas. İbn Abbas bu görüş üzerine. Demek ki ölmeden önce vasiyet müstehaptır. Kadının da o vasiyet müddet içerisinde evinde, kocasının evinde oturması vacip değil. Ve de tevcihu zahirun minel ayeti. Bu anlam, bu efendim ifade, bu açıklama ayetten açıkça anlaşılan hususlardan bir tanesidir. Demek ki her ne kadar bir sene orada durması şart değilse de ölmeden önce kocasının vasiyet edip de o kadının bu evde barındırılmasını vasiyet etmesi caiz, müstehap. Ama kadının orada bir sene boyunca durması ya da vasiyet ettiği süre içerisinde durması farz değil. O zaman kadın ne kadar bekleyecek en azıyla? 4 ay 10 gün. Şimdi nasıl mensuh yok diyenler bu ayetleri nasıl Muhammed nasıl bir araya getirecek? Nasıl mensuh yok diye. Hatta bakın ayet numarası 234 olan ayet neshettiği ayetten sonra inmiş. Neshettiği ayet neshedilen ayet daha geriye yazılmış. İnişte önceki ayet yazılışta nesheden ayet öne yazılmış. Bu ayetlerin yazılması bizzat Cebrail Aleyhisselam'ın peygamberimize bildirmesiyle. 6. Kavluhu Teala ve in tübdü ma fi enfusikum eğer siz içinizde, nefislerinizde açığa vurursanız, nefislerinizde olanı ev tuhfuhu ya da gizlerseniz onu yuhasibkum bihillah. Allah onunla sizi hesaba çekecektir. İster içinizden geçirdiklerinizi açığa vurun, ister içinizde gizleyin, niyetlerinizde Allah sizi hesaba çekecektir. Şimdi bu o kadar ağır bir ayet ki o zaman kalbinizden geçirilen her şeyden dolayı hesaba çekileceksiniz manası. Peki el ayet, ayetin devamı var işte. El ayet dediği bu ayetin devamı var. Mensuhatun neshedilmiştir bu ayet. Bi kavlihi Allah'ın şu sözüyle. Badehu ondan sonra zikredilen. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Bir insan kalbine bir şeyler getirmemeye kadir olabilir mi? Allah hiçbir insana gücünü yetmediği şeyleri teklif etmez. Kultu Musannif diyor ki ben dedim ki huve min babi taksisil ammi. Bu genel mana ifade eden ayeti taksis yani belli manalara yönlendirme konusu içerisindedir. Yani umumu taksis belirleme, aza indirme. Mesela siz nefsinizdeki olanları ister açıklayın, ister gizleyin, Allah onların hepsiyle sizi hesaba çekecektir. Bu umumdur. Umum. O zaman bundan tahsis edilen ne? Allah hiçbir nefse insanın gücünün yetmediği şeyleri teklif etmez. O umum manada bunu tahsis etmiş. Öyleyse gücümüzün yetmediği şeylerle kalbimizin böyle meşgul olmasından biz mesul değiliz. Beyyenetil ayetül müteahhiratü. Sonradan gelen ayet açıkladı. Sonradan gelen ayet hangisi? İşte Amenna Resul'deki la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Neyi açıkladı? Ennel murade ma fi enfusikum maksat. Ennel murade maksat ma fi enfusikum nefislerinizde olandan maksat minel ihlası ihlas ve nifakı nifak. Şimdi nefislerinizde olan bazen samimiyet olur. Bazen münafıklık olur. İşte bunlardan maksat esas maksat bunlardır. La min ahadisin nefsi. Yoksa maksat nefse gelen duygular değildir. Ehadis-i nefs,
Nefse gelen duygular değil. Elleti öyle duygular ki lehtiyare fiyah. Orada bir ihtiyar irade yoktur. Sen aklına gel öyle şeyler geliyor ki sen getirmek istemesen de nefse doğan şeyler var. Niyetler var. Bir sürü. O zaman Allah ne demek? Sizin ihlasınızı biliyor. İhlasınızı açıklarsanız ya da nifakınızı açıklarsanız ya da gizlerseniz Allah bunlardan dolayı sizi efendim hesaba çekecek. Ama kalbinize gelen, kendi iradeniz dışında gelen böyle bir takım niyetlerden dolayı ya da birçok gelen vesveselerden dolayı siz hesaba çekilmezsiniz. Fe inne teklife, çünkü teklif la yekunu olmaz illa fi ma huve fi vüs'il insan. Ancak insanın kudreti içerisinde olanlarla teklif edilir insan. La yekun olmaz illa olur fi ma bir şeyde ki huve o şey fi vüs'il insan. İnsanın gücü nispetinde. Vüs, takat, güç. Gücü nispetinde olan şeylerden insan mesuldür. Onunla teklif edilir. Gücünün yetmediği şeylerle teklifden muaftır. Bak bir sürü ayetler gelecek işte burada. 21 ayet zikretmiş. 21 yerde nasıl mensuh var demiş. Bu kitaba ver. Kimin tertibiydi bu? İmam Suyuti'nin. Tamam mı? Ama bu musannif, yani musannif kimdi? He? Ahmet bin Abdurrahim el-Maruf bi Veliyyillah el-Dehlevi. Dehlevi diye, Veliyullah el-Dehlevi ya da Dehlevi iki türlü okunabilir. Bu zat o ayetlerdeki her ne kadar İbn Arabi ya da İmam Suyuti ya da diğer müfessirler şu ayet şu ayeti direkt neshetmiştir dese de bu kendine göre başka tevcihler getiriyor. Tamam mı? Bu şekilde. Yani onların mensuh, nasıl mensuh olduğunu kabul ediyor ama farklı anlamlar kazandırıyor bu konulara. Evet, burada kalacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.